Rahibi imana getiren soru. Beyazlı Bessami Hazretleri, "Ey Rabbim, seni gafletsiz hiç zikretmedim, sana tam manasıyla ibadet edemedim" diyen Allah dostu bir zattır. Rivayet edilir ki, Beyazlı Bessami Hazretleri bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı: "Beyazıt, senin bir benzerin var mıdır acaba? 45 defa hac ettiğin ve günde bir hatim indirdiğin için binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin." Beyazlı Bessami Hazretleri nefsinin bu kendini beğenmişliğine üzüldü. Derhal toparlandı ve orada bulunan kalabalığa seslendi: "Kim 45 hac ve yüzlerce hatmimi bir ekmek karşılığında satın alır?" dedi. Bir adam "Ben alırım" dedi ve ekmeği Beyazlı Bessami'ye uzattı. Beyazlı Bessami Hazretleri aldığı ekmeği de hemen orada bulunan bir köpeğin önüne attı. Nefsine biriktirmekle böbürlendiği amellerin bir köpeğin lokması olduğunu göstermek istemişti. Hac erkanı bitince yol hazırlığı yaparak Rum diyarına gitmek için hareket etti. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Kendisini evinde misafir etti, evinde ona bir oda ayırdı. Beyazlı Bessami Hazretleri kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Rahip onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir, önüne koy, sonra dışarı çıkardı. Bu hal bir ay devam etti. Beyazıt nefsine dönerek dedi ki, "Ey nefis, seni kırmak istiyorum. Fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun." Bir gün rahip Beyaz Hazretlerine, "Ne güzel adamsın, keşke Hristiyan olsaydın" dedi. Bu söz Beyazıt Hazretlerine ağır geldi ve evi terk etmek istedi. Fakat rahip ona seslendi: "Evimde 40 gününü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var. Onu görmeni arz ediyorum. Aynı zamanda değerli bir vaizimiz var. Senede bir defa bize hitap eder, bir de onu dinlemeni diliyorum." Beyazlı Bessami Hazretlerinin kalbine bu teklifi kabul etmesinin hayırlı olduğu doğdu. 40 günü tamamlamaya razı olduğunu rahibe söyledi. 40 gün olduğunda rahip içeri girdi ve "Bayram günümüz geldi, haydi gidelim" dedi. Beyazıt Hazretleri ayağa kalktı, fakat rahip ona, "Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üstlüğü giy, beline şu zünnarı bağla, İncil'i de boynuna as" dedi. Bu teklif ona çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslam'ın izzet ve şerefi gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı, onun verdiği üstlüğü giydi, beline de zünnarı bağladı. İncil'i boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve saygıdeğeri olan zat geldi. Yerine geçti. Herkes onun konuşmasını bekliyor, fakat o susuyordu. Rahipler bunun manasını anlayamadılar ve sordular: "Ey büyüğümüz, neden konuşmuyorsun?" "Nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi var" diye cevap verdi. Halk ve rahipler galeyana geldi ve "Onu bize göster, parçalayalım" diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki, "Hayır, yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz veriniz." Bunun üzerine rahipler ve halk Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler. Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi: "Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk da kendini göster." Beyazlı Bessami Hazretleri ayağa kalktı. Baş rahip, "İşte bu zat, ona dikkatle bakın" dedi. Sonra Beyazıt'a döndü. "Adın ne?" "Beyazıt." "Tahsilin var mı?" "Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler. Bu halde bana şu hususları cevaplandır." "İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi,
yedincisi olmayan 6'yı, sekizincisi olmayan 7'yi, dokuzuncusu olmayan 8'i, onuncusu olmayan 9'u, 11'incisi olmayan 10'u, 12'ncisi olmayan 11'i, 13'üncüsü olmayan 12'yi söyle. Bunlar nelerdir? Beyazıt Hazretleri baş rahibe, ikincisi olmayan 1, eşi, ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Cenab-ı Hak'tır. Üçüncüsü olmayan 2, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan 3, 3 talak yani boşamadır. Beşincisi olmayan 4, ilahi kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncısı olmayan 5, 5 vakit namazdır. Yedincisi olmayan 6, göklerin ve yerin yaratıldığı 6 gündür. Sekizincisi olmayan 7, 7 kat semadır. Dokuzuncusu olmayan 8, kıyamet günü arşı taşıyacak 8 melektir. Onuncusu olmayan 9, kadının 9 aylık hamilelik müddetidir. 11'incisi olmayan 10, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Şuayb Aleyhisselam'a 10 yıl çobanlık etmesidir. 12'ncisi olmayan 11, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın 11 kardeşidir. 13'üncüsü olmayan 12, 12 aydır. Rahip tebessüm etti ve şöyle dedi: doğru söyledin. Pekala, havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaz olundu ve kim hava ile helak edildi, söyle bakalım. İsa Aleyhisselam havadan yaratıldı, havada muhafaz edildi, Süleyman Aleyhisselam da havada muhafaz edildi. Ad kavmi de hava ile helak edildi diye cevap verdi Beyazıt Aleyhisselam Hazretleri. Rahip ona doğru söyledin dedi ve yine sordu: kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateşte helak oldu? İblis ateşten yaratıldı, İbrahim Aleyhisselam ateşten korundu, kafir ateş ile helak oldu diyerek gereken cevabı verdi. Rahip tekrar sordu: taştan kim yaratıldı, taş içinde kim korundu ve taş ile kim helak oldu? Beyazıt Vesselam Hazretleri, Salih Aleyhisselam'ın devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehe'nin filleri taş ile helak edildi diye cevap verince, rahip doğru söyledin dedi ve bir başka sual sordu: cennette tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır? Dedi. Beyazıt Vesselam Hazretleri, evet, güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Dedi. Rahip doğru söyledin dedi, şimdi şunları cevaplandır. Bir ağaç vardır, 12 dalı bulunuyor. Her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer almıştır. Bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar. Bu ağaç nedir? Vesselam Hazretleri, ağaç yılı temsil eder. 12 dalı 12 ayı, her dalda 30 yaprak 30 günün, her yapraktaki 5 çiçek 5 vakit namazı temsil eder. Rahip doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur. Ama onun ne ruhu var ne de hac kendisine vaciptir. Vesselam Hazretleri, bahsettiğin Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir. Sorular bitince Beyazıt Vesselam Hazretleri dedi ki: rahip efendi, birçok sorular sordum, cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade ederseniz benim de birkaç sorum var ama bir tanesiyle yetinerek sormak istiyorum. Rahip, tabii istediğin şeyi sorabilirsin. Beyazıt Vesselam Hazretleri sordu: cennetin anahtarı nedir? 8 cennet kapısının üzerinde ne yazar? Rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve ey büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun? Rahip, hayır, mağlup olmak istemiyorum der. Beyazıt Vesselam Hazretleri, öyleyse neden cevap vermiyorsunuz? Rahip, şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız dedi. Diğer rahiplerin hepsi birden İncil hakkı için sana uyarız diye söz verdiler. Rahip, dinleyin, şimdi cevap veriyorum. Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Cevap üzerine bütün rahipler hep bir ağızdan kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Beyazıt Vesselam Hazretleri de
onların yanında bir müddet kalıp İslamiyet'i öğretti. Ve bu sırda böylece çözülmüş oldu. Mevlam sizleri ve bizleri hidayet üzere tutsun. Son nefeste La ilahe illallah demeyi nasip ettiği kullarından eylesin.